Allah 1400 yıl önce, 1400 yıl önce bizim canımız peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı vahyetti. O Kur'an ayetlerinden ben okumaya başlıyorum. Müslümanların mutlaka kardeş olduğunu ve Müslümanların birlik olmaları gerektiğini, parçalanmamaları gerektiğini Rabbimiz bize ayetlerinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Enbiya suresi 92. ve 93. ayetler. Gerçekten sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet ediniz. Onlar işlerini kendi aralarında parça parça dağıttılar. Dinlerinde bölünmeler yaptılar. Hepsi bize döneceklerdir. Bu dönemde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in belirttiği gibi dinleri aralarında paramparça yapanlar oldu. Bakın Müslümanlar bölündü. Müslümanlar gerçekten çok zor durumdalar. Rabbimizin ayetlerine uyduğumuzu Allah bize birlik olmamızı bildiriyor. Şimdi birazdan okuyacağım ayetlerde de inşallah. Hucurat suresi 10. ayette şöyle bildiriyor Rabbimiz. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Demek ki tüm Müslümanlar dünyada kardeştirler. Allah o şekilde yaratmış. Ve kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin diye Rabbimiz ayetinde bildiriyor. Kardeşlerimizin arasını bulup düzelteceğiz. Müslümanların birlik olması için elimizden ne geliyorsa, ne kadar gücümüz yetiyorsa onun için çaba sarf edeceğiz ki karşılığında Allah'ın bizden razı olacağı bir kul olmayı umalım. Karşılığında Allah'ın sonsuz cennetine gitmek için ümidimiz olsun. Onun için dünyada bir çaba sarf etmiş olalım. Ali İmran suresi 103. ayette de Rabbimiz şöyle bildiriyor. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Allah'ın gösterdiği bilgilere, Allah'ın ayetinde bildirdiklerine sımsıkı sarılın ve dağılıp ayrılmayın. Müslümanlar ayrılmasın, her zaman birlik olsun. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Belki hiç birbirinizi tanımıyordunuz, bilmiyordunuz, bambaşka yerlerdeydiniz. Ama Allah kalplerinize imanı nasip etti ve sonunda da o iman sebebiyle de kardeşler olarak sabahladınız.